Geçtiğimiz günlerde Netflix harika bir çizgi dizi yayınladı. İsmi Sonic Prime. Senin gibi bir arkadaşım olduğunda orduya ihtiyacım yok Sonic. Prime ilk anlamına geldiği için tabii ki de paralel evren olayları olacaktı. Öncesinde fazla büyük bir beklenti yoktu aslında. Sonuçta bu bir reboot olacaktı. Ama Sonic Boom'da olduğu gibi Sonic Prime'da bizi gerçekten şaşırttı. Şu ana kadar ilk 8 bölümü yayınlandı ve olumlu yorumlar aldı. Lakin biz Ben 10 severler için bu çizgi dizi çok iyi olmayabilir. Çünkü Ben 10 yapımcıları da aktif rol alıyor. Bu da bizim Ben 10'in henüz yapılmaya başlanmadığını gösteriyor. Yani adamlar hem bunda hem de Ben 10'de çalışamazlar. Animasyon ve yazar ekibindeler bunda. Ama Sonic Prime'ın animasyonları gerçekten müthiş olmuş. Ve her bölümde aksiyon var. Bu da tabii Man of Action'ın bir eseri. Tabii iki şirket beraber yapmış. Diğeri de White Brain. Şuraya bir yere yazarım. İlk bölümü uzundu, bayağı 43 dakika kadar. Olayların gelişimini anlattı. Yabancı seslendirmede Jacksepticeye isimli YouTuber da var. Tabii bizde Sonic animasyon filmlerini seslendiren aynı kişiler var. Yaş kitlesi olarak da dizi 7-14 baz almış. Bir arada kalalım ve... Mükemmel, sizi arayacağım. Orada buluşuruz. Sonic! Bu ortalama bir değerde, yani hem çocuklar hem de yetişkinler izleyebiliyor. 1993 animasyon serisinde olan bazı karakterler olmayacak diyorlar. Mesela Sally yokmuş. Evet, daha video başlamadan bayağı fikir ve detay verdim. Şimdi biz asıl olayımıza dönelim. Sonic Prime ve Sonic Boom arasındaki benzerlikler ya da farklılıklar. İlk karakterlere bakalım. Öncelikle Cream Sticks adlı karakterler yok henüz. Belki ileride gözükebilirler. İlk 8 bölümün içinde yoklar yani. Cream Sonic X'teydi bu arada. Yani onu en son Sonic X'te ya da oyunlarda gördük. Bunda da yok. Knuckles bu seride gayet havalı olmuş. Sonic Boom'da bir aptaldı gerçekten. Knuckles, iyi misin dostum? Beni hiçbir şey telaşlandırmıyor Sonic. Sürekli paralel evrenlerde geçtiği için, yani Sonic bir kristalden başka bir kristale atlıyor ve başka evrene gidiyor. Bu da tabi çizgi diziyi ister istemez ilginç yapıyor. Sonic Boom'da çoğu zaman bir evren vardı. Mesela Sonic Verse'lerin birisinde yardımcı karakterlerimiz korsandı. Birisinde ise yamyamlardı. Animasyon olarak devasa bir fark var ama tabi bu biraz da yapım yıllarından kaynaklı. Sonic Boom animasyonları daha açık. Sonic Prime'ınki oyunlara yakın ve karışık bir atmosfer olmuş. Yani daha iyi. Shadow 2 seride de sıkıntı çıkaracak gibi. Tabi neden böyle dedim? Çünkü Sonic Boom'da geri döneceğim dedi. Bunda ise intikam alacağım dedi. Devamını getirmeyeceğim, spoiler olmaz. Rouge Prime'da var. Boom'da benim bildiğim kadarıyla yok. İki seride de Tails'ın icatları öne çıkıyor. Sonic Prime bir platform serisiyken Sonic Boom Cartoon Network dizisiydi. Tabi bizde Minika Go'da yayınlandı. Yani boşuna televizyonda aramayın. Sonic Boom ile Sonic Prime tamamen farklı çizgi diziler. Zaten Sonic Prime dünyası oyunlardan baz alınmış ki böyle daha mantıklı. Tabii ilk bölüm Sonic Boom'u aratmıyor değil. Aa, bunu gerçekten sen istedin. Evet, istiyorum. Ben ilk bölümü Sonic Boom'da geçtiğini zannettim. Yani Sonic Prime, Sonic Boom'un devamı değil. Bir paralel evrende çok sayıda ekmen var. Birisi bebek, birisi çok yaşlı olmak üzere. Sonic hepsiyle savaşmak zorunda kalmıştı. Ayrıca Sonic bu evrenlerin hiçbirinde daha önceden görülmemiş. Anlıyoruz ki Sonic olmadan bu evrenler fazla dayanamamış. Son bir şey, Sonic Prime %96 beğenilme oranıyla dikkat çekiyor. Sonic Boom ise %85. Tabi bunlar zamanla değişir. Ayrıca günümüz çizgi filmlerinden kendisini biraz ayırmış bence. Evet, bugün Sonic Prime ve Sonic Boom'u karşılaştırdık. Siz de eklemek istediklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Umarız video keyif vermiştir. Umarız video mutlu etmiştir. Güzel videolar gelmeye devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.